satmaya geldik gerçekten. Çünkü inanılmaz güzel renkler var. Bugün hoş geldiniz bahçemize. Sardunyalarımızı getirdiniz. Bugün evet rengarenk sardunyalarımız var. Bahar geldi, artık Nisan ayına giriyoruz ve özellikle balkonumuzda, bahçemizde güneş alan yerlerde, bolca güneş alan veya yarım gün güneş alan yerlerde rahatlıkla yetiştirebileceğimiz bütün yaz boyunca açacak güzel güzel renklerde farklı sardunyalarımız var şu ya, anda. Ya çok güzel gerçekten. Yani insan bunlara bakarken bile içi açılıyor, dedim ya stresimizi gidermek adına. Kesinlikle. Madem bu kadar kötü bir şey stres, o stresi yenmek için de çok güzel sebeplerimiz var. Şimdi evet, bunların tam zamanı mı ekmek için? Şu anda tam zamanı. Harika. Sardunya fileleri de çıktı. Şu anda ektiğimizde yaza hazır bir vaziyette, yani ekildikleri saksıya da uyum sağlamış oluyorlar ve evet, yaza hazır bir şekilde giriyoruz onlarla. Tabii siz böyle ameliyat eldivenlerinizi giydiğinize göre. Evet, operasyon var demek. Operasyon var demek. Peki. Hemen girişebiliriz. Zaman, tamam, girişelim. Peki. Ben şu fuşya rengini ekmek istiyorum. Tabii, çok çünkü güzel, en güzeli o değil mi? Evet. Biz kadınlar bayılıyoruz bu renge ama gerçekten kapınızın önünde şu renkte güzellikte çiçekleri gördüğünüzde valla gelenin de içi açılır, sizin de içiniz açılır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi bunlar bu şekilde satılıyor değil mi? Evet, bu şekilde fidanlıklardan, seralardan, evet, ve işte bir takım yerlerden alabiliriz. Benim yani balkon camımın önünde var ve hani işin en güzel tarafı bence hem kötü çiçek baksanız bile, bunun altını çiziyorum ki o çiçeklere lütfen kötü bakmayın ama baksanız bile hemen küsmeyen ve evet, hala size çiçek vermeye devam kesinlikle eden bir çiçek sardunya. Kesinlikle çok kanaatkar bir çiçek. Güneşe vesaire de dayanıklı. Kanaatkar bak ne kadar güzel. Çok kanaatkar bir çiçek gerçekten. Güneşe vesaire de dayanıklı olduğu için biraz susuz kalsa da siz tekrardan su verdiğinizde o yeni yeni yapraklar açıp yeni yeni çiçekler açmaya başlıyor. Evet, bekliyor kesinlikle. Bizi ya, hiç nankör değil. İnsanoğlu nankör ama çiçekler değil işte. Hiç değiller. Peki kesinlikle. Nasıl yapacağız, nasıl dikeceğiz? Şimdi bize dekorumuza ve balkonumuza, bahçemize, cam önümüze uyacak boyutta ve renkte bir saksı aldıktan sonra aldık. Bir miktar alt kısmına, bu içinde drenaj sistemi olan bir saksı, şöyle göstereyim. Yani altı dümdüz değil, hava alacak bir yeri var. Evet, hava alacak bir yeri var. Bu şekilde olsa da, düz de olsa, yani bir miktar en altına şöyle bir santim kadar bir çakıl taşı koymamızda fayda var. Evet. Çünkü bu suyun rahat bir şekilde süzülüp bitki köklerini çürütmeden dışarıya atılması için, süzülmesi için faydalı. Tabii. Şu şekilde ben boşaltıyorum. Evet. Şöyle. Güzel. Sonrasında. Şimdi sardunyalarımı şu şekilde yavaşça gevşetip şöyle saksıdan çıkaracağım saksıdan, evet. Evet, aynen böyle. Harika. Çıkartıyorum. Şimdi bakıyorum, tabii ki birazcık toprak ilavesi gerekiyor. O yüzden şöyle hemen biraz toprak ilavesi yapıp boyunu ona göre ayarlıyoruz. Boyunu ona göre ayarlayacağım, evet. Biraz derinde kaldığı için kök yüksekliğini ayarlamam lazım. O yüzden şöyle altına bir miktar toprak koyuyorum. Bugün vaktiniz varsa gidin çiçekleri alın ve biraz onlarla haşır neşir olun. Toprak da insanın inanılmaz stresini alan bir şey. Yani toprakla oynadığınızda, toprağa dokunduğunuzda vücudunuzdaki bütün negatiflik toprağa geçiyor. Yani toprağa da yazık tabii ama gerçekten insanoğluna çok iyi geliyor toprakla haşır neşir olmak. O yüzden mümkünse bazen ayakkabılarınızı çıkarıp toprakta da yürüyün. Mümkünse biraz şu anda yine sulu sardunyalarımızda, mümkünse sulamayın ekmeden önce. Önceden sulamayalım. Evet, sulamayın. Tamam. Kuruysa sulamayın, tamam, hatta ekecekseniz. Çünkü saksıdan dağılmadan çıkarmak için kökleri çok daha rahat olacaktır. Şu anda biraz ıslak olduğu için. Şöyle yavaşça. Evet, bu daha kuru olduğu için daha rahat çıktı. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ay, ne güzel oldu ya. Evet, kök seviyeleri şu anda çok iyi. Yüksekliğini de ayarladık ve yanlarına toprağımızı dolduruyoruz. Can suyumuz hazır mı? Ben can öğrendim bu işi. Hazır, hazır evet, mı? Ben öğrendim bu işi ya. Bir can, can suyu vardı can ki. Can suyu candır gerçekten. Aynen, can suyu candır yani. Bu işin en keyifli yanı da o aslında. Güzelce çiçeklerimizi ekip. Evet evet. Ben hazırım efendim, can suyumla bekliyorum. Her hafta kendisi koyuyor Sevgi Hanım can suyunu. Acayip kıskanıyorum. Bugün ben aldım suyu. Memnuniyetle Deniz Hanım. Gerçekten çok keyifli bir iş. Son bu derece. Hafta size devrediyorum bu tamam işi. Tamam. Bekliyorum ben burada.
Şimdi bunlar ne kadar yaşıyorlar? Yani hani solacaklar mı hiç? Şimdi sardunyalar uzun ömürlü bitkiler. Yani mevsimlik gibi görünse de, yaz sezonunda açtığı için mevsimlik çiçekler gibi görünse de uzun ömürlü bitkiler. Yıllarca bakabiliriz sardunyalara. Yalnızca şöyle bir şey var, hani faydalı olabilecek. Özellikle bunlar normal sardunya, bir de sakı sardunyalarımız var. Onlar sarkan türler. Özellikle balkonlardan ve askılı saksılardan, apliklerden vesaire sarkan türler onlar. Çok da güzeldir. Onları biraz daha soğuktan korumak lazım kışın. Mümkünse içeriye alınabilir veyahut da balkonun kapalı balkona alınabilir veya balkonun iç kısmına doğru dondan koruyacak şekilde alırsak çok daha iyi olacaktır. Tamam. Normal sardunyalarımız hatta çok dışarıdaysa biraz daha balkonun iç kısmını alabiliriz. Daha iyi korunacaktır. Aynen. Sonrasında bahar geldiğinde bunlar düşüyorlar. Yaprakları etkilenebiliyor, dalları etkilenebiliyor. Bahar geldiğinde de onları biraz daha olması gereken yere güneşe çıkartıp sonrasında budanması gereken çok uzayan dallar, formsuz dallar varsa budayıp biraz gübre takviyesi yaparsak onlar artık coşmaya, yeni çiçekler vermeye başlıyorlar. Şimdi söylemesi ayıp, nazar değecek diye de korkuyorum ama benim sardunyalarım yılın 12 ayı çiçek veriyor. Evet, yaz kış kesinlikle yani. Verir. Şöyle bu sene çok fazla soğuk da olmadı hava İstanbul'da özellikle. Evet. O yüzden fırsat bulduğu her güneşte açar. Harika. Sardunyalar o şekilde. Güzel. Şimdi ben yavaş yavaş buradan can suyumu vermeye başlayayım. Evet, ben de tamamladım. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra mutfakta muhteşem yemek.